Şimdi Cumhurbaşkanı Şafak şeyle ilgili ne dedi Yunanistan'a ilgili? Çok ağır konuştu. Mo terbiyesiz dedi. Ne dedi? Terbiyesiz dedi Yunanistan'a. Muhatabımız ya değil askeri, dedi. Siyasi, terbiyesiz dedi. Değil. Terbiyesiz dedi. Kelime terbiyesiz kelimesini kullandı. Ne siyasi, ne siyasi, ne askeri, ne de ekonomik dengimiz değil. Bir değil. Dengimiz değil. Ve dedi. terbiyesiz kelimesi de çok enteresan. Ne var onda abi? Şimdi e, diplomatik dilde kızgınlığın yani şuranın gelmişliğin göstergesidir. Bu akşam demedi ya. Dedi terbiyesiz dedi. Terbiyesiz dedi mi demedi mi Şafak bulunsun dedi ya. Sanki, evet. Bir bakın ne siyasi ne askeri ne de ekonomik dengimiz. Ama esas en büyük açıklamayı geçen gün yaptı ya o terbiyesiz falan aşan Elbet. bir açıklama. Ne dedi Teknofest'te? Şu anda Dede Ağaç'a silahları uçakları gönderiyor mu? Gönderiyor. Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor. E Yunan tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Ya bu Yunanistan'ı herhalde hop oturup hop kaldırmıştır. Böyle bir açıklama. Çok sert bir açıklama. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz. <laughs> yani bu, bu... Onu yine dedi. Bu gece de dedi. Yani bu gece de dedi de hani bu esas bomba o İzmir'i unutma çok büyük bir cümle değil evet, mi? Yani evet, evet. 100 yıl önce e, Kurtuluş Savaşı'nda bugün de, de demiş demiş evet. Terbiyesiz hatırladım. kelimesi Şafak var. şimdi dedi evet. Çok ilgimi demiş. çekti de onun için. Genelde dönemde, kullanmıyor Cumhurbaşkanı. Şöyle diyor son dönemde. <laughs> Ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan'la ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizim muhatabımız değildir. Yunanistan ne siyasi ne askeri ne ekonomik ne bakımdan ekonomik. dengimiz ha. değildir. Ha nerede demiş de almamışsın Şafak? Dedi ya terbiyesiz diyor. Ha terbiyesizliklerini arttıran. Ha. Okey. Tamam onu onu biliyorum evet. Ya şimdi bir Yorgo ne zaman konuşacağız? Ha yorgun. Şeyi çok merak ediyorum. Cumhurbaşkanının bütün bu çıkışları benim bildiğim Yunanistan bizim buradaki bir yetkilinin herhangi bir yetkilinin mesela Dışişleri Bakanının mesela Milli Savunma Bakanının veya Dışişleri Sözcüsünün yaptığı en küçük işte adalarla ilgili, kıta sahanlığıyla ilgili en küçük bir açıklaması orada böyle Hop oturup pop kaldırır onları yani Yunanistan'ı çok evet. ciddi alırlar, evet. çok tartışırlar. Öyle değil mi? Evet. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani Cumhurbaşkanının bu son son günler hem bu akşam hem de geçen Samsunda yaptığı açıklamalar üzerine herhalde bütün günden bu olmalı diye düşünüyorum. Ee, Hürriyet Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki'ye döneceğiz. Ne diyor Yunanistan ee, diye birazdan ama birazdan bağlanacağız. ha Hazır mı Yorgo? Harikasınız. Yorgo? Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Ya, buradan çok sert açıklamalar e, yükseliyor. Cumhurbaşkanı İzmir'i unutma dedi, bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bütün günden bu mu şu anda Yunanistan'da? Atina 3 gündür Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın cumartesi günkü konuşmasında Yunanistan ile ilgili sözlerini tartışıyor. Erdoğan'ın önceki söylemlerinden farklı konuştuğu belirtiliyor. Atina'da, özellikle ilk defa işgal edilmiş adalar ifadesini kullandığı bir gece ansız gelebiliriz demesi, hmm. Atina'da epey heyecan yarattı Ahmet Hakan. Şimdi He. Yunan hükümeti bu açıklamalara ya bence soğukkanlı yaklaşmak izlenimini vermek istiyor gibi bir e, tutumla yaklaştı. Yani. ...fazla önemsemiyormuş gibi göstermeye çalıştı. Yunanistan e, her türlü sınırı aşan bu çılgınca beyan ve tehdit yokuşunda... ...Türkiye'yi ta takip etmeyecektir dendi Yunan dışlarının açıklamasında. Yunan Dışişleri Bakanı da Türkiye'yi bu açıklamalardan dolayı... ...NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya ve Birleşmiş Milletler'e de şikayet edeceğini belirtti... Ee, Yunanistan da bu konuda şikayet mektupları bile hazırladı. Önümüzdeki günlerde, günlerde gönderileceği söyleniyor. Peki ee, Yorgo, bir şeyi merak ettim. Yani e, böyle sert bir karşılık vermeme çabası mı var Yunan hükümetinde? Son dönemde bu var, son zamanlarda bu var. Yani e, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, e, gerekse Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarına, Türkiye işte revizyonist bir politika izliyor. Biz bu konuda Türkiye'yi takip etmiyoruz bu retorikte. Bu söylemde Yunanistan uluslararası hukuka uygundur şeklinde falan açıklamalar yapılıyor devamlı olarak Atina'dan. Peki Şimdi, şeyde basın medya ne yapıyor? Yani orada o, böyle bir feveran var mı? Medya gelmeden önce Ahmet Hakan Atina'da iki farklı görüş var. Şimdi biri büyük bir kız yaşanabileceği Erdoğan'ın ne yapacağının önceden kestirilemeyeceği. Dolayısıyla Yunanistan'ın çok dikkatli olması ve hiçbir şekilde sıcak bir olaya sürüklenmemesi gerektiği şeklinde bir görüş bu. Bir, evet, bir diğer duruş ise Erdoğan'ın söylemlerinin arkasında Türkiye'deki iç siyasi durumun bulunduğu. Yani Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesi Yunanistan aleyhinde bir ortam yaratılmaya çalıştırıldığı şeklinde. Ama bir görüşte de, iki görüşün de birleştiği bir nokta var. Türk-Yunan ilişkilerinde uzun bir gerginlik kriz dönemi önümüzde görünüyor. Bu Peki, şekilde söyleyeyim. Yorgo, medyaya geçmeden bir şey soracağım. Yani Türkiye'de de şöyle bir yorum tarzı var. Ee, ya mesela bu e, tacizler. Ee, i̇şte e, 3.722 saniye radar kilidi atılmış mesela filan. Bütün bu Yunanistan'dan gelen ve Türkiye'nin şikayet ettiği, itiraz ettiği, isyan ettiği tacizlerle ilgili de Türkiye'de şöyle bir yorum yapılıyor. Yunanistan'da seçim var, ondan yapıyorlar bunu diye. Bu da söylenebilir. Yani şunu söyleyebilirim. E, Miçotakis... E, eski gücünde değil. Yani e, Yunanistan'da 3,5 yıl yaklaşık iktidarda Miçotakis... Bu 3,5 yıl içinde yapılan tüm anketlerde rakibi Çipras'tan sürekli 8-10 puan öndeydi. Bu 8-10 puan önde olmasının bir nedeni de Türkiye ile ilgili politikasıydı. Yani e, Michotakis'in vermek istediği mesaj bakın ben Türkiye ile baş edebiliyorum çipas bunu yapamaz şeklindeydi. Şimdi e, gerek enerjisi krizi, gerekse hayat bağlılığı, enflasyon bir de Yunanistan'da patlak veren tede kulak skandalı nedeniyle ilk defa anketlerde bu makas 6.3'e kapandı. E, Tabi bu kadar gerginlik, bu kadar ger ger kriz, gerginliğin retorik düzeyde kaldığı sürece Miçotakis'in işini yarayabilir. Onu söyleyebilirim. Ancak e, bir sıcak olay bir kaza e, sanırım hiçbir Yunan Başbakanı'nın işine gelen bir şey olmaz. Çok net. Gayet. Çok güzel. Anladım. E, o zaman hükümet Yunanistan'da e, temkinli e, gerginliği e, sürdürmek ister diyebilir miyiz? Kontrollü bir gerginlik diyelim Ahmet Hakan. Bir daha söyleyelim. Kontrollü söyleyeyim. bir gerginlik. Kontrollü, Kontrollü gerginlik. Eyvallah tamam. Yani bu Şimdi, da e, Yunan iç siyaseti için e, gerekli onlara. E, bu az önce Türk savaş uçaklarına kilit atılması ile ilgili olarak e, bahsettin. Çünkü Yunanistan şu ana kadar hala S-300'lerden herhangi bir kilit atılmadığını iddia ediyor. İlkar ediyor. Yunan medyasında dikkat ettim. iki gündür Efendim bu uçaklar e, S-300'lerden değil de Yunan savaş uçakları tarafından kilit atıldığı şeklinde iddialar var. E, bir de e, bu S-300'lere yaklaşımları da çok farklı. Yani biz bu S-300'leri 23 sene evvel Amerika'nın isteğiyle, NATO'nun onayıyla, rızasıyla aldık. Bunlar Kıbrıs'ın kesimine gidecekti. E, ee, üstelik de diyorlar ki yani S-300'ler ile S-400'ler arasında teknik açıdan hiçbir kıyaslama yapılamaz. Tabii Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen mesajlar da bu S-300'ler ile ilgili Yunan iddialarını biraz destekler şekilde görülüyor. Peki Yorgo, e, Türkiye'de diyor ki hani S-300'lerden bizim savaş uçaklarımıza yönelen e, tehditlerin delilleri var elimizde. Onu NATO'ya götüreceğiz diyor. Yani karşılıklı o zaman e, bir inkar var. Öbürü benim elimde delil var diyor. Böyle bir e, o konuda bir büyük bir gerilim var. Verdiler galiba. Pardon? Ee, şeyi verdiler. Tüm Milli Savunma Bakanlığı Kilitat kilit olayının belgelerini verdiler. Belgelerini verdiler. İşte artık ona uluslararası kurumlar NATO bakalım nasıl bir şey yapacak. Medya şimdi Yorgo ben şunu merak ediyorum. Bak İzmir'i unutma diyor ya. Mesela bu böyle bir Yunan e, kamuoyunda, e, Yunan hafızasında, Yunan algısında böyle büyük bir travmaya yol açacak cümle değil midir? Bunun yol açtığı bir problem yok mu Atina'da? 1922 e, Yunanistan'da yüzyıllık taşıdığı bir travma. Yani e, Türkiye Kurtuluş Savaşı diyor. Yunanistan Küçük Asya Felaketi diyor. E, tarihsel olarak yaklaşım yani Yunanlı'nın DNA'inde var bu e, 22'ye yaklaşımı Kurtuluş Savaşı'na yaklaşımı e, bunun ötesinde şimdi er, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz lafı da 1974 Kıbrıs hmm. e, barış harekatını hatırlattı Yunanlı'nın yani hmm. e, ondan dolayı az önce de belirttiğim gibi bir heyecan yarattı, bir panik havası esti biraz. Yani o kadar büyük değil ama bir panik havası esti bu açıklamalar üzerine. Medya tartışıyor mu peki çok böyle adam akıllı? Ya da televizyonlarda, e, televizyonlarda? Tartışıyorlar, tartışıyorlar. Televizyonlarda da tartışıyorlar, medyada da tartışıyorlar. Tabii yaklaşım farklı. Mesela hangi Türk yetkinin ne derse desin, hemen başlık tehdit, işte heyezan, tahrik hemen böyle bir yaklaşımla işte Erdoğan çıtayı yükseltti. Hulusi Akar yine tehdit etti. Öyle bir öyle bir e, anlayışta, öyle bir... Yani propaganda işliyor, onu söyleyeyim. Yani Yunanlısında propaganda işliyor, çok basit. Yani o, o, o dili kullanıyorlar yani. Tabii ki öyle bir dil kullanacak. Kendi çıkarları, ulusal çıkarları açısından böyle bir yaklaşımı seçiyor olabilirler. Onu yadırgamıyorum ama... Yani bu bir... Şunu şu, Yorgo senin söylediğinden şunları şunu anladım o önemli altını bir daha çizelim Yunan hükümetindeki temkin e, ve kontrol duygusu e, çok fazla böyle diyebilir miyiz yani böyle bir başlık atabilir miyiz? Öyle görünüyor yani Amerika'dan gelen mesajlar da Avrupa'dan gelen mesajlar da yani siz yanılmıyorsam dün akşamada bu sabah. Ee, AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nin bir açıklaması var. Yunanistan'ın destek çıkan bir açıklaması var. Ee, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen mesaj vardı. Ee, Türk Yunan kamuoyunun bunu söyleyebilirim. Miçotakis'in Türkiye politikasını onayladığını söyleyebilirim. Yani e, bu politikayı yani ben Türklerle baş edebiliyorum politikasını onayladığını söyleyebilirim. Ee, ama buna karşı Mütökex az önce de belirttiğim gibi hayat pahalılığından, işte enflasyondan, enerji krizinden, biri telekulak skandalından zor bir dönem yaşıyor. En büyük rakibi Çipras mı şu anda? Evet, Çipas. E, Çipasın e, Çipras söylemlerinde aslında Türkiye ile ilişkilere baktığımızda Mütökex'ten pek farklı değil. Ama daha böyle yapıcı gibi. Ee, bir takım izlenimler alıyorum Çipras'ın politikasının yani e, şöyle söyleyeyim e, Çipras hanedanlıktan gelmiyor yani tabiri caizse Çipras sokaktan gelen bir politikacı e, genç yaşında da başbakan olduğunda e, daha, daha böyle esnek bir politika izlemeye çalışıyordu unutmayalım 8 darbeci askerin Yunanistan'a kaçtığında Başbakan Çipras'tı. E, pek iyi yürütememişti o konuyu da. Onu da hatırlayalım. Doğru. 15 Temmuz'dan e... sonra, doğru. Yani e, Türkiye konusunda iki, iki parti arasında, iki lider arasında, Çipasta Mülçotakis arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyebilirim. Yani Dede Ağaç'tan doğru. bahsediyoruz. Dede Ağaç'ın başlaması ediyorum. da Çipras döneminde. Doğru, doğru. Tam bir seçim tarihini sorar mı? mısınız Yorgo Bey? Ne zaman olacak? Ne işte? zaman seçim Yorgo Yunanistan ee, seçimi? Büyük bir yani önümüzdeki yılda büyük bir ihtimalle Mayıs ayında. <laughs> Türkiye gibi aynı. Gel aynı aşağı Çok yani. acayip yani evet. Yorgo çok teşekkürler. Ya hakikaten iyi oldu ee, Yorgo Kırbaki. E, Atina'dan ee, uzun yıllardır izleriz var. Ahmet Bey bürüyette... bir şey sorabilir miyiz? Oldu? Son dakika bir gelişmesi var. Bir şey sorabilir miyiz Ahmet Bey? Ya Yorgo'ya veda edelim. Çünkü neyle ilgili? İsmet Bey? Ee, yeni bir haber düştü de bizim çok itiraz ettiğimiz Yunanistan'da bir e, kamp var. Bu kampla ilgili bir Yunan e, por haber portalı bir e, haber yaptı. Türkiye'yi yalanlamak için ama oradaki yayınladığı fotoğraflar, işte Apo'nun posterleri, Sakine Cansız'ın posterleri sanki o kampı deşifre etti. E, medyada şu anda bu tartışılıyor. Haberi var mı acaba? E, haberim var ama meslekte uzun yıllar olduğumdan pek buz kabuğuna basmamaya çalışırım. <laughs> Eğer e, Türkiye'nin İçişleri Bakanı iki gün önce Lavrion kampı için açıklamalarda bulunuyorsa ve iki gün sonra bir Yunan haber sitesi Lavrion'dan görüntü veriyorsa... Bu görüntülerin pek ifşa edici bir içerik taşıyacağını zannetmiyorum. Yani tam tersi orada bir şey olmuyor izlenimini vermek isteyeceğini tahmin ediyorum. E benim gördüğüm resimlerde kampta işte Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın önde gelen bazı isimlerinin resimleri, posterleri var. E, yani o şeyin içinde küçük çocukları gösteriyorlar. Yani kampta bir şey olmuyormuş falan. Yani, o izlenim yaratmak istiyor. Ben bu karadayım. Peki. Yorgo çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, önemli, o, o, çok önemli. Yorgo bizim hürriyetin Atina muhabiridir. Atina temsilcisidir. Ee, kendisini çok severiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kal Yorgo. Yorgo Kırbaki. E, Yunan, e, Yunanistan tarafındaki durumu anlattı.